Merhaba arkadaşlar, 9. sınıf coğrafya dersinin konu anlatımına 5. adımımızla devam ediyoruz. Şimdi 5. adımımızdaki konumuz atmosfer, hava durumu ve sıcaklık konularından oluşuyor. Önemli bir konu, artık bu konuya da sistemimize giriş yaparak başlayalım. Sınıf olarak 9. sınıf diyeceğiz. Tabii ki coğrafya dersimiz olacak ve sayfamıza da giderekten adımımıza başlamış olacağız. Şimdi arkadaşlar adım 5 dedik. Ne dedik konumuzu? Atmosfer, hava durumu ve sıcaklık diye başladık. Şimdi arkadaşlar ilk önce şeffaf küre, atmosfer yani hava durumu ve iklim, bunları bir tanımlayalım öncelikle atmosferi. Şimdi arkadaşlar dünyayı saran gaz örtüsüne atmosfer deniliyor. Atmosfer, nefes alınan küre anlamında, hava küre, hava. Şimdi arkadaşlar hepimiz mesela şimdi aslında farkında değiliz. Şimdi oturuyorsunuz sınıfta, sıralarınızda ve şu anda nefes alıyorsunuz değil mi? İçinize nefes çekiyorsunuz. İşte bu atmosfer sayesinde var. Yani bu nefes almayı sağlayan bizim hava küre canlı yaşamını sağlıyor. Şimdi siz uzaya çıksaydınız veya hani astronotları görüyorsunuz uzaya çıktığı zaman, hani nefes alması böyle normal bir havayla olmuyor. Yani kafalarına bir şey geçirdikleri zaman onunla birlikte ne yapıyorlar arkadaşlar? Öyle devam ediyorlar. Ha, sizler de bunu artık öğrenmiş oldunuz. Atmosfer demek ki hava küre ve bizim için çok önemli. Nedir atmosferin özellikleri? İlk önce şöyle bir alalım atmosferi önümüze. Demek ki önce atmosferin tanımını yaptık. Yani bir hava küredir. İçerisinde yaşadığımız çeşitli gazların oluşturduğu bir küre. İçerdiği gazlar nedeniyle birinci maddemiz yeryüzündeki canlı hayatının temel unsurlarından. Yani arkadaşlar hani nefes alması bile, yani insanların bunu sağlaması bile önemli. Diğer bir özelliği iklim olaylarının görülmesinde etkili. Arkadaşlar atmosfer iklim olayları dediğimiz olayların, bulut, gökyüzü, yağmur, kar, çamur, fırtına falan, bunlar atmosferin etkilerinden, buradaki olaylardan. Güneşten gelen enerjinin hızla uzaya dönmesini önler. Nedir arkadaşlar? Yani dünyanın geceleri özellikle ısı kaybetmesini önlüyor. Yani atmosfer dünyanın bir yorganıdır arkadaşlar. Yorgan. Nedir yorgan? Hani üzerimize örtüyoruz ya biz yorganı. Ne yapıyor yorgan bizi? Geceleri vücut ısımızı arada tutaraktan bizi ısıtmaya çalışıyor, ısıtıyor. Ha, atmosfer de dünyamızı örterekten dünyamızın aşırı soğumasını engelliyor. Zaten diğer maddemiz de var. Yeryüzünün aşırı ısınıp aşırı soğumasını engelleyerek canlı yaşamı için gerekli ısı dengesini sağlıyor. Hani şimdi arkadaşlar size atmosferi olmayan bir gezegen, mesela Ay'dan bahsedelim. Şimdi Ay'dan ne oluyor? Atmosfer dediğimiz bir çevresinde hava küre yok Ay'ın. Güneş ışınları doğrudan geldiği zaman gündüz sıcaklık 200 dereceyi buluyor. Artı 200 derece. Güneş battığı anda sıcaklık direkt uzaya geri kaçacağı için eksi 100'lere, 200'lere kadar sıcaklığı düşüyor. Yani bundan dolayı Ay'ın gündüzleri çok sıcak, geceleri çok soğuk. Mekanik parçalanmayla, ki hani bir önceki derslerimizde bahsetmiştik. Yüzeyi full şeydir arkadaşlar. Ay yüzeyi kumlarla örtülüdür, parçalanmıştır. Ha, dünyada ama dediğimiz gibi bakın, şöyle baktığımız zaman etrafında bir hava küre, yani atmosferimiz vardır ve bundan dolayı dünya aşırı ısınıp soğumaz. Hava akımları sayesinde güneş alan yerlerin çok sıcak, almayan yerlerin ise çok soğuk olmasını engelliyor. Hani hava akımlarıyla bu. Diğer maddemiz uzaydan gelen gök taşları ve benzeri zararlı maddeleri parçalayarak yeryüzüne zarar vermesini engelliyor. Meteor, gök taşı. Arkadaşlar bu gök taşı dediğiniz şeyler çok devasa, büyük kütleler ve hızla dünyanın çekimine giriyorlar. Bakın burada büyük bir gök taşı olduğunu düşünün ve dünyaya doğru geliyorlar. Ha şimdi bu dünyaya gelen gök taşları yeryüzüne düşse tabii her taraf darmaduman olacak, ama atmosferde sürtünmenin etkisiyle gençler parçalanıyorlar ve birçoğu yeryüzüne düşmeden havada toz ve gaz bulutu şeklinde kalıyor. Yine gökyüzünün mavi renkte görünmesini sağlıyor atmosfer. Değil mi? Güneş ışınları kırılıyor ve bunun etkisiyle gökyüzünü mavi görüyoruz. Mesela okyanuslara da yansıdığı için denizlere, onların suyu da gökyüzünün yansımasıyla mavi gözüküyor. Yine güneş ışınlarını yansıtarak gölge yerlerin aydınlık olmasını sağlıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Bu da büyük bir olay.
Şimdi şu anda mesela bu videoyu izlediğiniz sırada belki sınıfınızın olduğu yer hani gündüz vakti ama gölgede kalıyor, değil mi? Kapalı üstü. Normalde ışık yakmıyorsunuz gündüzleri. Ama atmosfer olmasaydı sizin bulunduğunuz yer güneş almadığı için zifiri karanlık. Yani olduğu gibi full karanlık olacaktı. Ama atmosfer ışınları dağıtarak, dağıtma özelliği bunu unutmayalım, dağıtarak gölgeleri de aydınlatabiliyor. Şimdi atmosferi oluşturan gazların yükseldikçe azalış oranları dediğimiz, hani burayı ben daha şey anlatalım. Şimdi arkadaşlar yeryüzü dediğimiz şu kısım dünyamız, görüyorsunuz. Şimdi atmosferdeki gazları dünyaya tutan kuvvet, zaten dünyanın etrafında tutan kuvvet yer çekimidir. Ve yer çekiminden dolayı en fazla gaz yere yakın kısımlardadır. Yukarıya çıktıkça gazlar seyrelir. Yani zaten gazların %75'i atmosferin ilk katmanı troposferdedir. Yani ilk katman troposfer, stratosfer diyerekten gidiyor. Şimdi bilgi kutusuyla devam edelim. Şimdi atmosferde her zaman bulunan oranı sabit olan gazlar var. Şimdi mesela azot %78 oranı değişmiyor. Oksijen %21, diğer gazlar %1. Bunlar arkadaşlar her zaman bulunan sabit oranlı gazlar. Diğer maddemiz, 3 tür tabii gaz var. Her zaman bulunuyor ancak oranı koşula göre değişen. Mesela karbondioksit ve su buharı. Arkadaşlar bu her yerde vardır su buharı nem ama oranı değişiklik gösterir. Mesela su buharı dediğimiz şey deniz kenarındaki bir yerde çok daha fazladır. Karbondioksit mesela nasıl söyleyelim, şimdi sanayi fabrikanın olduğu yerde çok fazla karbondioksit hava kirliliği vardır. Onun için hani yere ve zamana göre her yerde vardır ama yere göre değişiyor. Her zaman bulunmayan gazlar ozon ve tozlardır. Hani her zaman bulunmayan gazlar. Demek ki 3 türlü gaz vardır atmosfer içerisinde. Yani bunları da siz bileceksiniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle şurayı bir öğrenelim. Atmosferin katmanları. Şimdi arkadaşlar atmosfer tabii baktığımız zaman çeşitli özelliklerine göre. Bakın çok güzel bir şekil aldık sizin için buraya. Bakın şimdi göreceksiniz. Hani burada atmosferin katmanlarını önce isimlerini öğreneceksiniz. Şimdi biz yeryüzündeyiz. İlk katmanımız ve en önemli katmanımız troposfer. Hadi sayalım. Troposfer, stratosfer ikinci katmanımız, mezosfer, bakın yıldız kayması meteorları parçalıyor. Bakın mezosfer meteorları parçalar. Onu kitapta da yazmıştık. Termosfer radyo dalgalarını yansıtıyor ve kutup ışıkları dediğimiz aurora ışıklarının oluştuğu katman. Egzosfer de zaten uzaya çıkış katmanı ve bakın görüyorsunuz 10 bin kilometre, yani yaklaşık dünyadan itibaren 10 bin kilometre sonra atmosferin üstüne çıkabiliyorsunuz. Yani uzaya o zaman çıkıyorsunuz. Mesela şimdi şöyle anlatalım, ben size günlük hayatla da ilgili bağlantı kurayım biraz. Hani konumuz biraz şey rahat. Bir önceki konular gibi çok yoğun konu olmadığı için ben size biraz daha böyle rahat şey yapalım. Şimdi gökyüzüne kafayı kaldırdığınız zaman arkadaşlar, şimdi dışarıda siz daha uzayı görmediniz. Bakın uzay değil orası. Gökyüzü, atmosferdesin daha. Değil mi? Hava küredesin ve arkadaşlar troposferin içerisindesin. Bulutlar troposferin içerisinde yer alıyor. Yani bizim uzayı görmemiz için 10 bin kilometre dışarıya çıkmamız gerekiyor. Demek ki ilk beş tane katmanı sayalım. Troposfer yerden itibaren, stratosfer, mezosfer, termosfer, egzosfer. Değil mi? Arkadaşlar burada Türk Sanat Müziği Temsil Ekibi. Baş harfleri. Neyse, siz kendiniz daha güzelini bulun. Gülmeyin oradan. Tamam. Şimdi arkadaşlar, şimdi geldik burada atmosferin hani buradaki katmanları ile ilgili genel bir özelliklere başlayalım isterseniz. Hani troposfer, hani daha sonra çok ayrıntılı göreceğiz. Yeryüzüne en yakın, hani içinde bulunduğumuz katman ya, gazların en fazla olduğu yer çekiminden dolayı su buharının, bakın çok önemli, yani bulutun tamamı bu katmandadır. Bulutun tamamı bu katmanda olduğu için, bakın görüyorsunuz, bak troposferin sırrını değişiklik göstermekle birlikte, bak bulutlar burada yer alıyor. Yağmur yağdığı zaman sadece troposfere yağıyor. Yani iklim olayları sadece bu katmanda gerçekleşir. Sorarsa sana neden iklim olayları sadece troposferde? Hocam bulut sadece burada zaten. Yani diğer katmanlarda bulut olmadığı için yağmur yağmayacak. Yine arkadaşlar kalınlığı 16 kilometre ekvatorda, kutuplarda 6 kilometre, bunun sebebini söyleyeceğiz. İkinci katman stratosfer.
Yani sıcaklığı çok fazla bir özelliği yok. Uzun menzilli uçuşlar için alt katları ideal ortamdır. Hani uçaklar arkadaşlar daha çok stratosfere, uzun yolculuklarda mesela oraya o katmana çıkıyorlar ve orada yolculuklara devam ediyorlar. Şemosfer hani bu sıcaklığa göre belirlenmiş bir şey. Diğer özelliklerine göre iyonosfer var. Radyo dalgalarını yansıtıyor, termosfer diğer ismiyle. Egzosfer de en sonki kasman diyoruz. Bunları daha sonra zaten hocalarının soracağı şekilde ayrıntılı söyleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar troposfer sıcaklık ve yer çekiminden dolayı ekvatorda kalın, kutuplarda incedir. Yani dünyamızın şekli de geoid arkadaşlar. Bakın şimdi kutuplardan baskı ekvatordan şişkin. Troposfer ilk katman da kutuplarda biraz ince, daha ince. Ekvatorda biraz kalındır. Bunun sebebi de ekvatorun sıcaklığından dolayı yükselici hava hareketi ve burada yer çekiminin az olması ve savrulma kuvveti ile ilgili kutuplarda da incedir. Bunu daha ayrıntılı bir şekilde yine söyleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Hani mesela şimdi bir tane burada şu soruyu bir çözelim. Şimdi birkaç soru çözelim istiyorum. Aşağıdakilerden hangisinde atmosferin etkisi en azdır? Yazların sıcak, kışların soğuk geçmesi. Arkadaşlar biz bunu bir önceki dersimizde gördük. Yazlar neden sıcak geçer? Çünkü eksen iklim mevsimlerden dolayı. Hani güneş ışınları dik geliyor. Hani bunun atmosferle bir etkisi yok. Güneşten gelen enerjinin bir kısmının tutulması, gündüzlerin aşırı sıcak, gecelerin aşırı soğuk olmaması, yorgan görevi, yerden yansıyan ışınların tutulması aynı şekilde güneşten gelen zararlı ultraviyole dediğimiz mor ötesi ozon tabakası ki bu hayati önem taşıyor gençler. Bu bizim için önemli. Demek ki arkadaşlar cevabımız A şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi şöyle bir soru çıkmıştı yeni yılların sorusu. Şimdi mesela biraz önce de örnek vermiştim. Yeryüzünde güneşi doğrudan görmeyen yerlerin mesela sınıfın aydınlık olmasını sağlayan başlıca etken nedir? Arkadaşlar güneş ışınlarının atmosferde dağılmasıdır. Katmanlardan değil. Su buharı. Su buharı yağışla ilgilidir. O da değil. Atmosferde basınç o rüzgarı etkiliyor, değil mi? Hava akımları yansıyarak atmosfer içinde dağılması. Arkadaşlar güneş ışınları yansıdığı zaman yani atmosfer içinde dağıldığı zaman tabii güneş görmeyen yerlere de aydınlık olmayı sağlıyor. Şimdi ilk katmanımıza geldik. Nedir ilk katman? Troposfer. Daha önce de söylemiştik. Atmosferin en alt ve gazların en yoğun olduğu katmanıdır. Ve meteoroloji olayları yani iklim olayları sadece burada yer alır çünkü su buharı yani bulutlar sadece bu katmanda yer alıyor. İlk 3-4 kilometre daha yukarıya çıkarken zaten bulut yağış bırakıyor. Yani yağmur sadece burada. Ve en önemli özelliklerinden birisi de troposferin yükseldikçe her 200 metrede sıcaklık 1 derece azalır. Çünkü troposfer yerden yansıyan ışınlarla alttan ısınır. Şimdi arkadaşlar şu olayı yazın yaylalara çıkıyoruz değil mi? Şimdi yaylalarda çıkarken yukarıya gittikçe aslında güneşe yaklaşıyorsun, daha ısınman gerekiyor ama dağların üstünde karlar var ve yaylalar daha serin oluyor. Neden? Çünkü dünya yerden alttan ısıtmalı. Öyle bilelim arkadaşlar. Alttan ısıtmalı bir dünyamız var bizim. Bu da tabii büyük bir hikmettir. Onun da ayrıntılarını çok fazla girmek şu anda girmeyelim. Troposfer ve atmosferin şekli dünyanın şekliyle aynıdır. Hani biraz önce söylemiştim. Ekvatorda kalın, kutuplarda incedir. Bu durumun nedeni ekvatorda ısınan hava yükseldiği için atmosfer kalındır. Ekvatorda çizgisel ız fazla olduğu için gazlar geniş bir alana yayılıyor ve açılıyor. Ve yer çekimi ekvatorda en az olduğu için gazlar daha çok savrulmaya uğruyor arkadaşlar. Ha, bu soruyu da size bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar diğer şeyimizde, diğer konumuzda, burada zaten onunla ilgili soru çıkmış. İkinci katmanımız stratosfer diyoruz biz. Hani troposferin bir üstü artık, yani bulutların üstüne çıkmak dediğin yer stratosfer olmalı. Doğru mu? Artık bulutlar troposferde yer alıyor ve yağış sadece troposferde oluşuyor. Durgun ve yatay yönlü hava hareketleri görülüyor. Artık burası biraz sakin bir yer. Su buharı bulunmadığı için hava olayları görülmüyor. Üst kısmında, bakın stratosferle mezosfer arasında ozon tabakası yer alıyor ki yani ozon tabakası hangi katmandaymış? Evet söyleyin bakayım bana. Stratosferde. Stratosferin üst kısmında yer alıyor ve güneşten gelen zararlı ışınları
süzüyor. Bakın ozon tabakası bu katta bulunur ve ultraviyole dediğimiz ultraviyole mor ötesi ışınlar bu katta tutuluyor ve hayati önem taşıyor. Arkadaşlar üçüncü katmanımız mezosfer. Mezosferin özelliği meteorları parçalıyor. Mezosfer meteor yani göktaşlarını parçalar. Arkadaşlar bizim o göktaşları da yıldız kayması olarak yanarken geceleri biz onu yıldız kayıyor zannederiz. Ama arkadaşlar onlar yıldız değil, dünyaya doğru hızla gelen büyük göktaşlarının parçalanmasıdır. Gaz yoğunluğu azalıyor artık. Termosfer arkadaşlar, isminden belli zaten. Term sıcaklık, termometre. Çok sıcak bir yer burası demek ki. Değil mi? Radyo dalgalarını yansıtıyor, iletişim ve haberleşmeyi sağlıyor. Arkadaşlar yapay uyduların olduğu yerdir. Buradan giden radyo dalgaları oradan tekrar yeryüzüne yansıyaraktan iletişimi sağlıyor. Gaz yoğunluğunun en az olduğu katman yapay uydular bulunuyor. Ha, söylemiştik değil mi? Kutup ışığı dediğimiz aura olayları meydana geliyor. Kutup ışıkları, hani onu isterseniz şeyde bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani çok ilginç ve gerçekten hikmeti olan şeyler. Ha, şimdi buradan sonra hava durumu ve iklim arkadaşlar. Şimdi ikisi birbiriyle bağlantılı ve zıt olaylar. Tamam, hava durumu ve iklim. Yani çok zıt birbirleriyle ilgili. Hava durumu nedir arkadaşlar? Kısa süreli hava olaylarıdır. Meteoroloji inceler. Meteorolojinin aldığımız son verilere göre diye başlayan hava durumu bültenleri. Dar alanlarda etkilidir. Değişkenlik, en önemli özellik, değişkenlik fazladır. Belirtilirken, hani bu en önemli şey, hava durumu çok değişir arkadaşlar. Sabah pikniğe çıkarken günlük güneşlik bir hava vardı. Öğleye doğru gökyüzü bulutlandı, öğleden sonra yağmur yağdı, ortalık sel götürdü. Bu hava durumudur, değil mi? Belirtilirken güneşli, rüzgarlı, yağmurlu gibi ifadeler kullanılır. İklim arkadaşlar, hava durumunun tam tersi oluyor. Şimdi meteoroloji, yani iklim, hava durumu meteorolojiyle ilgili ve kısa süreliyken, iklim dediğimiz uzun yıllar değişmeyen ortalama hava durumlarıdır. Yani bir yerin arkadaşlar hava durumlarını 50 yıllık boyunca inceleyip genel bir ifadeye varırsak işte bu iklim olur. Klimatoloji, klima, iklim bilimi geniş alanlarda etkilidir. Değişkenlik azdır. Yani iklimin değişmesi kolay kolay mümkün değildir arkadaşlar. Yani mesela biz şimdi 50 yıl İstanbul için şey yapmışız, hava durumu yapmışız. En son demişiz ki İstanbul için, İstanbul'a yazlar sıcak geçer. Ya 50 yıl boyunca İstanbul'a yazlar soğuk geçse o zaman iklim değişmiş olur. Hani onun değişmesi zordur. Kurak, yağışlı, sıcak, soğuk gibi ifadeler kullanılıyor. Demek ki arkadaşlar burada hava durumuyla iklimin etkilerini görmüş oluyoruz. Hani şey, farkını görüyoruz. Demek ki birbirleriyle tam bağlantılı. Hava durumu değişir, iklim kolay kolay değişmez. Uzun yıllarlık ortalama iklimken hava durumu değişkenliği olan gün içinde mesela bile değişebiliyor. Haberlerde görüyorsunuz zaten. İklimin etkileri. Şimdi fiziki çevreye etkisi, bitki örtüsü. En önemli etkisi bitki örtüsü nedir? İklim ve bitki örtüsü toprakları etkiler, hayvan türlerini etkiler. Kutup ayısı, deve, değil mi? Denizlerin tuzluluğu, akarsuyun debisi ve rejimi, kayaçların çözünmesini etkileyecek. İnsana etkisi, nüfusu etkiler. Yani iklime göre insanlar yerleşiyor. Yerleşmeyi etkiler, giyinmeyi, kıyafeti etkiler. Doğru mu? Afrika'da sen git kazak sat. Zaten sıcak değil mi? Bir Brezilya'da falan. Fizyolojik yapıyı, insanların boyunu posunu etkiler. Konut, ev tiplerini etkiler. Nasıl mesela? Arkadaşlar hani o iklime göre mesela soğuk yerlerde evlerin çatıları çok dik olmak zorunda. Yani konut, ev tipleri böyle olmak zorunda ki yani kar yağdığı zaman aşağı doğru aksın. Yani böyle eğim boyunca. Yoksa hani düz yaptın, kar üstte biriktiği zaman gider o. Değil mi? Çöker. Ekonomik faaliyetleri, tabii tarım, sanayi, hayvancılık hepsini etkileyecek iklim faaliyetleri. Çünkü iklim her şeyi, mesela ulaşımı nasıl etkiliyor? Söyleyin bakayım bana. Kar yağıyor, yollar kapanıyor. Doğru mu gençler? Doğru mu? Doğru mu? Evet, bravo. Şimdi iklimin arkadaşlar burada 3 kısım, bakın bu konumuz. İlk önce atmosfer, sonra hava durumu ve iklim ve iklimin temel elemanları yani sıcaklıkla ilgili kısım. İklimi oluşturan unsurlar içinde canlıların hayatı ve doğal alanları etkileyen en önemli iklim elemanı sıcaklıktır. İklimin diğer elemanları, 5 tane elemanı var. Sıcaklık, bu temel. Basınç, rüzgar, nem ve yağış. Demek ki 5 tane. Sıcaklık, basınç, rüzgar, nemlilik, yağış. Nem veya nemlilik, yağış. Sıcaklık, basınç, rüzgar, nem ve dünyadaki sıcaklığın asıl kaynağı güneştir. Şimdi arkadaşlar burada sizin için ilginç bilgiler de tabii ki.
derledik. Güneşten yeryüzüne bir dakikada gelen enerji insanların bütün kaynaklarını kullanarak bir yılda elde edebileceği enerjiye eşit. Hani bir yılda bütün dünyadaki petrolü, kömürü yaksan, doğalgazı, ormanı yaksan güneşin dünyaya gönderdiği bir dakikalık enerji anca o kadar yapıyor. Ve güneşten gelen enerjinin sadece %27'si yeryüzüne ulaşıyor. Ha, o da var, tamam mıyız? Geriye kalan kısmı, mesela güneş gökyüzüne bakıyorsun ya böyle, güneş geliyor ışınları bulutlara çarpıyor, yansıyor falan filan. Yani onun için güneşin enerjisi hepsi bize gelmiyor. Sadece %27'si geri geliyor. Bizi yeryüzüne geliyor. Kusura bakmayın, ağzım biraz şey aldı. Uyarı. Güneş atmosferden geçerken havayı çok az ısıtır. Bakın burada hani havayı çok az ısıtıyor. Çünkü hava güneş ışınlarını fazla tutamıyor. Yanan bir sobanın veya ateşin çevresine oturduğumuzda da benzer bir durum. Mesela sobadan ışıma yoluyla yayılan enerji havayı yeterince ısıtmadığı halde yüzümüzü, bedenimizi daha fazla ısıtır. Ha, yüzümüz ışımayla gelen ısıyı tutarak onu ısı enerjisine dönüştürmüştür. Ha, yeryüzü de böyle oluyor. Bakın şimdi şöyle anlatalım. Bakın şimdi dünya yerden ısıtıyor bak. Atmosfere döner, evet, alttan üste doğru ısınmasına neden oluyor. Hani biraz önce söylemiştik ya, yaylaya çıkıyorsun bakın şimdi, dağın üstüne çıkıyorsun, güneşin geldiği ışığa bağlı ama neresi ısınıyor daha çok? Yeryüzü. Yukarıya çıktıkça sıcaklık azalma gösteriyor. Bunun sebebini de bilimsel olarak açıkladık size, daha ne yapalım diyoruz. Şimdi gelelim sıcaklığın dağılımını etkileyen faktörler. Dünyada her yerde sıcaklık aynı mı? Hayır. Peki bunları etkileyen faktörler nelerdir? İlk önce bu maddeleri bir ezberleyin, tamam mı? Yazıda çıkar, sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörler nelerdir yazın. Ha, şimdi diyelim birincisi ve en önemlisi güneşten düşme açısı. Bunları ayrı ayrı göreceğiz. Güneşin atmosferdeki yolu, güneşlenme süresi, yükselti, yukarılar soğuktur. Nemlilik sıcaklığı dengeler, rüzgar sıcak veya soğuk gelir. Okyanustaki akıntılar, kara ve denizlerin özelliği ve dağılışı, bitki örtüsü etkisi en az olan faktördür. Ha, demek ki arkadaşlar 9 tane faktör sıcaklığın yeryüzündeki dağılımını etkiler diyoruz. Ve bir sonraki dersimizde de bu faktörlere başlayacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi burada konumuzu bitiriyoruz. Bir sonraki dersimizde adım 5'in diğer konularında görüşeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi iyi çalışmalar diliyorum hepinize.